Hoş geldiniz Lalem. Hoş bulduk. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Dersimiz 5 dakika sonra başlayacak. Ya ben size çok teşekkür ederim. Yani farklı bir ortama girmek bile bana şimdiden iyi geldi. Rica ederim, ne demek? Laf olur mu? Bakın hafta sonları yürüyüşler de yapıyoruz. Onlara da katılabilirsin sen. Açık hava daha iyi gelir. Olur. Vallahi çok iyi fikir. O zaman geçelim isterseniz. Lale. Senin ne işin var burada? Annem mi haber verdi burada olduğunu? Yok. Spor yapmaya geldim ben buraya ya. Sen ne yapıyorsun? Bu arada merhaba. Merhaba. Ben de şeye geldim. Pilates dersine geldim. Keşke haber verseydin, beraber gelirdik. Müsaadenizle. Lale Hanım, dersimiz başlayacak. Tamam, geliyorum. Ben sana her yapacağım şeyi haber mi vereceğim ya? Ben sana katılmıyorum. En azından çocuk doğana kadar. Sonuçta siz bir bütünsünüz ve benim çocuğum nereye gidip geliyor bilmek istiyorum. İyi, tamam. Bundan sonra öyle yaparım. Haber veririm. Sevinirim. Neyse. Benim derse gitmem gerekiyor. Tamam o zaman. Ben de zaten spor yapacağım. Sonra çıkışta buluşuruz. Seni evine bırakırım, tamam mı? Eve bırakmana gerek yok. Benim bir planım var. Tamam o zaman. Nereye gidiyorsun oraya bırakırım Lale. Ona da gerek yok. Şey olacak, arkadaşım gelecek beni buradan alacak. Yemek yiyeceğiz. Akşam 10 gibi de evde olurum. Oldu mu? Peki Lale. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi, ben bununla acaba neden aşk atıyorum? Sinirim bozuluyor. Hormon herhalde. Lale Hanım, size bahsettiğim arkadaşlar. Hocam isterseniz başlayalım. Evet, başlayalım. Hadi o zaman hepimiz yerlerimize geçelim. Mı geliyor? Yoksa zaten bu vücudu kesin fark ederdim. İlk defa geliyor. Tanıyor musun? Tanıyorum. Nişan. Aa canım pardon ya. Allah tamamına erdirsin. Amin. Sen de bu kadar yakışıklı nişanlın olunca kilona dikkat ediyorsundur. Ondan değil. Bebeğim ve ben sağlığımız için yapıyoruz bunu. Yoksa vücudumda kusur gördüğüm bir yer yok yani.
Senin de sporun bittiyse eğer gidelim. Tamam, gidelim. O zaman üstümüzü değiştirelim canım. Tamam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın hocam. Yazık olmuş. Arkadaşın gelmedi mi? Şey, gelecek, işi çıktı. Anladım. Hadi gel, seni evine bırakayım. Gel hadi gel. Yaklaştık. Heh, tamam. Nereden olduğunu söylersen tamam. Tabii. Bıraktığın için de teşekkür ederim sana. Rica ederim, ne demek. Ya gerçi seni aldım tamam. Buradan düz. Bu değil mi? Tamam. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz. Yaz yağmuru, çok ıslandım, üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada, çaresiz sırılsıklam. Her yanım aşktan, hadi en baştan, beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Gerçekten beni kıskanıyor olabilir mi ya? İçimdeki aşk esir almadan. Ne diyorsun Lale ya? Ne diyorsun? Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Of, deli bir yaz yağmuru sevdan. Deli bir yaz yağmuru sevdan. Deli bir yaz yağmuru sevdan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Let me introduce Lale. My fiance. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hi, nice to meet you. Welcome, welcome. Lale, ne biçim değişmişsin ya? Vallahi tanıyamadım ben seni gelirken. Paraya bak ya, insanı bir günde nasıl değiştiriyor ama. Kız şaka yapıyorum, şaka. Biz her halimizde güzeliz. Gerçek sandı.
Lale, çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Çok farklı görünüyorsun. Şaşkınım şu an. Niye şaşırdın anlamadım. Ya normalde sen günlük sıradan giyiniyorsun ya. O yüzden. Peki lordumuzun yanına yakışabilmiş miyim? Ne demek şimdi bu? Yani ben sana göre normalim ya. Hani insanlardan uzak tutmuyorum, kendimi soyutlamıyorum ya senin gibi. Lale, ne demek istiyorsun? Tarzından bahsediyorum. Hı. Ben herkese aynı giyinmek zorunda mıyım? Benim giydiklerimin hepsi özel tasarım. Keşke modadan anlasaydın. Tamam. İyi hoş şeyler giyiyorsun da. Her gün kırmızı halıda yürümüyorsun. Yani bu kadar kasıntı olmana gerek yok. Boyun 2 metre, ekon 3. 1.90. Bak, 2 diyorum, 1.90 diyorsun. Hemen düzeltiyorsun beni. Ama 1.90. Neyse, bunları sonra konuşuruz değil mi? Değil mi? Tartışmanın ne yeri ne de zamanı Onurcuğum. Ya bırak ya, çifti kumrular onlar maşallah. Tuzu biberi gibi. Okay, so let's order our foods and drinks, ha? Huh? Hmm? What do you want? Would... Dur. Would you like to eat something? What do you want? Do you want to eat? What do you want to eat? Turkish delight or kebab? Ay ne Turkish kebabı ya Erol? Allah Allah. Onlara sushi diyeceksin ki anlasınlar bak. Ama çok biliyorsun. Sushi? Aa, sushi arındız ka. Bak beni anladılar. Sushi. Yin yang. Feng shui. Sushi öderi de koyayım. Anladın bana. Bak nasıl Japonca konuşuyorum. Japonca sen de kendini buldu. Onur Bey. Onur Bey. Misafirleriniz için önceden konuştuğumuz şekilde yöresel yemeklerimizi hazırladık. Bunun yanı sıra Japon mutfağından bazı ikramlarda bulunacağız. Yavaş yavaş servise başlayabiliriz. Peki efendim, hemen. Canım küçük, bir bakar mısın? Japonlarla yemeğe gelmişiz. Hazırlıksız mı geleceğim? Al bakalım bunu. Matara Masuko. Çevir. Sakai, bunlar hep Turkish mizah. Humor, sense of humor, humor. Soyun çoğdan ga. Hadi bas git. Lale, bak. Şimdi bunu buraya koyacaksın. Üstteki biraz daha esnek olacak, tamam mı? Buraya giderse olmaz. Böyle yaparsan daha rahat alırsın. Piyansıya totても上手に使ってますね. 早く覚えましたね. Nişanlınızın çok çabuk öğrendiğini, çok yetenekli olduğunu söylüyor. Abla, yavaş hayatım, gözümüz çıkacak. Yavaş, yavaş. Çok pardon ya. Çok özür dilerim. Lale, selfie çekilelim mi? Sakai, boş duruyor tabak. Hiçbir şey. Aa, yenge ezmeden almamışsın. Hadi bak, çöp çişler falan hep duruyor. Dozo, hadi dozo. İt, it. Tabii, tek bir dakika. Hadi. Dozo. Tatlı ister misiniz? Baklava söyleyeyim. Baklava. Would you like to eat baklava?
伝統的なあのデザートなんですか、バクラバというデザート。ぜひいただきましょう。Nasıl istiyor ama masada da baklava yok. Kültürümüzü tanıtacağız, masada baklava yok. Kuzen, istemez misin kültürümüzü tanıtalım? Aç şu senin baklavaları da gözümüz şenlensin. Erol, bu ne şimdi? Komik mi? Komik değil mi? Ya tamam, hemen gerilme. Şaka da mı yapamayacağız? Gerilir. Gerilir hemen o. Ama komikti. Six pack diyor. Aa, neredeyse unutuyordum ben misafirler için bir şey hazırladım. Sen ciddi misin? Çok incesin, teşekkür ederim. My fiance prepared for you something. I hope you like. ありがとう。とっても嬉しいです。これあなたが作ったの？あ、çok mutlu olduğunu, kendinizin mi yaptığını soruyor. Evet. どうもありがとう。Teşekkürler. You are welcome. Aa, dilek kurabiyesi. Aa, en sevdiğim. Ben çekeyim. İlk ben çekeyim mi? Tamam. Bakalım kısmetime. いかがですか？クッキーはこれ開けてみてくださいね。一つ取ってください。どうぞどうぞ。ありがとうございます。Benimki boş çıktı. Benimki yine boş çıktı. Benimki yanımdakinden belli zaten. Yine boş çıktı. Bir şey mi dedin Erol? He? He? Benimki diyorum boş çıktı. Seninki ne çıktı kuşum? Ne çıktı? Aa, bunun içinde şey vardı ya niyet. Hani okuttuk ya. Bak hep okuyacaklar onlar. Ha? Ay ben onda mı yuttum yani? Aa tamam lütfen sıkma canını. Sen de eve gidince okursun. Ya ben şimdi kaderimi yedim mi yani? Hayatın sana vermiş olduğu armağanları gör ve onlara sahip çık. Hala bu gece bana eşlik ettiğin için sağ ol. Rica ederim. Çok güzel bir yemekti. Bir şey soracağım. Ben seni kırmadım değil mi? Hangi konuda? Yani şu Ego ile ilgili. Yo. Belki de haklısın. Yani insanlardan kendimi soyutlamaya çalışıyor olabilirim. Ama inan bu kin veya ego değil. Kendini koruma yöntemi. Galiba. Ay! Aa! Yani iyi misin? Bu ne be? Ne oldu? Aa! Ay kıpırdadı sanırım. Nasıl? Nasıl kıpırdadı? Aa! Neresi? Tam şurası. Burası mı? Evet. Bakayım. Hani? Hı. Bebeğim değilmiş. Neymiş? Yemekler herhalde. Bebeğimsin. Bebeğimsin. Şey, annem bekler beni. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar.
Hayatın sana vermiş olduğu armağanları gör ve onlara sahip çık. Lale, çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Çok farklı görünüyorsun. Şaşkınım şu an. Hani insanlardan uzak tutmuyorum, kendimi soyutlamıyorum ya senin gibi. Belki de haklısın. Bakayım. Hani? Hı. Bebeğim değilmiş. Neymiş? Yemekler herhalde. Bebeğimsin. Bebeğimsin. Beni bebeğimden ayıracaklarmış. Kolaydı. Sen merak etme, tamam mı bebeğim? Ben seni asla bırakmayacağım. Gözüm gibi bakarım ben sana. Gerekirse tek başıma bakarım ama yine bakarım. Beni kimsenin aşağılamasına izin vermem. Efendim? Konuşmamız lazım. Konuşalım. Hemen. Önemli bir şey mi oldu? Evet, var. Sahildeyim, seni bekliyorum. Tamam, hemen geliyorum. Dün gece her şey çok güzeldi. Ne oldu ki şimdi birdenbire? Lale. Ne oldu, iyi misin? Merak ettim seni. Lale, bu tavırlar ne? Size bir şey olmadı değil mi? Bak, korkutma beni. Bitti. Anlıyor musun? Ne bitti? Seninle evlenmeyeceğim. Lale. Sakın bana dokunma. Peşimden gelmeye de kalkma. Beni de, bebeğimi de asla göremeyeceksin. Ablacığım. Hı. Ben çıkıyorum. Nereye? Yarın benimkiyle buluşabiliriz belki. O yüzden bir kuaföre gideyim diyorum. Bir manikür pedikür yaptırayım. Peki biz seninkiyle ne zaman tanışacağız acaba? Yakında ablacığım. Çok yakında, merak etme. İyi. Yalnız bir şey soracağım ben sana. Aradın mı Onur eniştemi bakayım? Sen şimdi bana hiç karışma. Git fönüne, maşana falan bak. Hadi. İyi, hadi bakalım. Öpüyorum. Dikkat et. Bay bay. Aa, enişte, hoş geldin. Nasılsın? Fena sayılmaz. Sen nasılsın? İyiyim. Ablam arka tarafta. Yani sabaha göre biraz daha sakin sayılır. İyi bari. Görüşmek üzere. Hoşça kal. O göndermemiş bile olsa, sonuçta yani ona yüz veren kim? Onur. Yine de haklı değil yani. Ya artık olan oldu. Senin başka birinden artık çocuğun olacak ya. İlişkiye devam etmek ne demekmiş? Ne demek ya? Tabii yüzü kim veriyor? Onur veriyor. Ama nasıl koydum avcuna yüzü? Alışmış tabii dünya onun etrafında dönsün. Herkes ona evet desin. Ukala.
kendini beğenmiş. Ne olacak? Beğendin mi yaptığını? İnsan bir ses verir oradan, bir şey der. Kendi kendine o kadar güzel konuşuyordun ki bölmek istemedim. Duydun mu söylediklerimi? Nasıl umuyordun? Yani... Vallahi... İlişkimi sürdürmeme bu kadar sinirlendiğini bilmiyordum. Bu yüzden mi ayrıldın benden? Bu kadar kıskanıldığımı bilmiyordum. Seni Allah aşkına ne kıskanacağım seni, saçma sapan konuşma ya. Ben bilmem. Ay lütfen. Ben toplarım. Ya tamam, benim yüzümden oldu. Bırak yardım edeyim. Lütfen bırakır mısın? Ay çok özür dilerim. Kesildi bu. Önemli bir şey yok. Ay olur mu ya, bir dur bakayım bir. Ya önemli değil Lale. Ya olur mu öyle şey? Ya şimdi mikro falan kapar, ben buna pansuman yapayım. Kapmaz kapmaz, bir peçete gibi bir şey varsa sen onu getir bana. Ya benim buna pansuman yapmam lazım, ne peçetesi? Ya bir dur. Ama bu küçük bir kesik ama derin. Ya inatçılık etme işte, dur yapayım şuna pansuman. Tamam sustum, ne yapacaksan yap. Şöyle. Pamuk nerede? Pamuk. Heh. Buldum. Bak şimdi. Niye zahmet ediyorsun ki? Kesilmiş. Ben kestim onu. Biraz yanacak, tamam mı? Aa! Ay çok acıdı değil mi? Ay. Hem de nasıl? Çok özür dilerim. Nasıl yandı biliyor musun? Tamam, bir kere daha yapmam lazım. Çok fena. Çok mu? Yani çok fena. Çok mu? Çok. Ay ben ne yaptım? Çok pardon. Çok özür dilerim. Canım da yandı senin şimdi, değil mi? İyiyim ben. İyisin. Şunu da bantlayayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler, bakar mısın? Aa, müşteri geldi. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ben müşteriyle ilgileneyim. Bu arada kafanı her estiğinde buraya gelemezsin. Çünkü biz artık nişanlı değiliz. Buraya geldim ya. Böyle sinirden, stresten, herkesten uzak. Özellikle de ondan uzak. Aa, jacuzzi de varmış. Neyse, ben böyle kötü şeyler düşünüp kendimi sıkmayayım. Değil mi bebeğim? O zaman bir duş alayım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bir rezervasyonum vardı. Onur Sarıhan. Tabii, bakıyorum hemen. Bir kimlik alabilir miyim Onur Bey? Tabii. Buyurun. Teşekkürler. Odanız hazır. Hemen anahtarınızı veriyorum. Şu karşıdaki yeşil kapılı oda. Öyle mi? Tamam. Evet, iyi tatiller. Teşekkür ederim.
Lale! 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 Ah! Onur! Gitme! Ah! Ya senin ne işin var burada? Ben iş için geldim. Tamam, benim de iş görüşmem var ya. Benim odamla ne işin var diyorum sana. Ne demek senin odan? Asıl benim odam burası. Ben senden önce geldim buraya ya. Ya istersen benden 5 saat önce gel. Benim odama niye geldin? Soru bu. Niye? Bakma! Ya tamam, bakmıyorum. Anahtarım orada, bak. Ey Allah'ım yarabbim. Ya bak, bak. Dön! Kafanı çevir. Tamam, kafamı çevirdim. Burada ne yazıyor? Bana bunu söyle. 407, kafanı çevir. 407, güzel. Anahtarın nerede? Masanın üstünde. Masada. Burada ne yazıyor? 407. Bakma! Ya tamam, bakmıyorum ya. Üf. Kendi anahtarımı alayım bari. Ya peki bize nasıl aynı odayı verirler ki? Tabii ki bu tesadüf değil. Kasıtlı yaptılar bunu. Hilale. Kafanı çevirir misin? Bir dakika ya. Bir bakmıyorum, bir dinle beni. Sen üzerine başını değiştir. Daha doğrusu yani böyle çıkıp gelme. Ben seni dışarıda bekliyorum, bir konuşalım bu konuyu, oldu mu? Tamam. 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 Ya bakma! Ya tamam. Ay inanamıyorum ya. Ama annemde bir haller vardı. Ya ben nasıl anlayamadım, beni oyuna getirdi. Lale gelsene. Ben aslında otel inşaatı toplantısı için gelmiştim. Yani sözle. Senin de burada olacağını bilmiyordum. Beni de annem gönderdi buraya. İşte arkadaşının kızının düğün organizasyonu varmış. Bir bak diye. Ya şu koca koca insanların yaptığı çocuklara bakar mısın? Arkamızdan resmen iş çevirmişler. İnanamıyorum ya. Neyse, ben kendime başka bir oda tutarım. Yarın da beraber döneriz, olur mu? Yani sonuçta can taşıyorsun. Aynı gün içinde bu kadar yol yapman senin için çok yorucu olur. Müsaade edemem buna. İyi madem. İşte madem müsaade etmiyorsun, kalırım ben de bir gece. Anlaştık. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ama lütfen sevgilin, çok pardon, nişanlının haberi olmasın, olur mu? Lale nereden çıktı şimdi bu? Ay şimdi sinirlenir falan. Beni germesin yani boş boşuna. Hayda. Lale ne demek istiyorsun? Söyleyeceğim mi? Ay uğraşamam ben ikinizle ya. Eyvah ya. Lale ne olduğunu bana anlatırsan ben de fikir sahibi olurum. Hı? İyi. Anlatayım o zaman. Lütfen. Sevgilin, çok özür diliyorum, nişanlın çiçekçiye geldi. Böyle bana aklı sıra gözdağı vermeye kalktı. İşte neymiş efendim, boş hayallere kapılmayacakmışım. Zaten çocuk doğduktan sonra bir daha senin yüzünü göremeyecekmişim. Ama beni en sinir eden ne oldu biliyor musun? Çocuğumu bana göstermeyecekmişsiniz ve siz bakacakmışsınız. Bir saniye. Pelin su çiçekçiye geldi, öyle mi? Sana bunları söyledi. Ay neden şaşırdın bu kadar? Ben onu anlamadım. Sen göndermişsin zaten konuşun diye. Ya Lale saçmalama, ben niye böyle bir şey yapayım ki? Valla çok üzgünüm. Pelin su haddini aşmış. Merak etme, ben gerekeni söyleyeceğim ona. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ben senin üzülmene asla izin vermem. Bunu böyle bil, tamam mı? Gerçekten yoruldum ya. Resmen hayatlarımızı istemeden mahvettik. Yani lütfen böyle düşünme. Ya hem mahvolan bir şey yok ki. Ya şu an önemli olan tek şey bizim bebeğimizin doğacak olması. Vallahi ben halimden gayet memnunum. Yani istediğim tek şey bebeğimizin sağlıklı olması. Benim için böyle. Ayrıca bak sana bir şey söyleyeyim. Ne olur herhangi bir sıkıntıda, herhangi bir problemde bana hemen açıl, saklama benden bir şey, tamam mı? Ya biz olur kavga ederiz, tartışırız, birbirimizi kırabiliriz. Ama sonuçta doğacak bebek bizim. Yani biz hayat boyunca sürekli görüşeceğiz. O yüzden arkadaş kalmamız lazım, anlıyor musun? Ayrıca ben seni nasıl bebeğinden koparabilirim ki? Nasıl düşünüyorsun böyle bir şey? Öyle dedi. Ya saçmalama. Yok öyle bir şey.
Bir şeyler yiyelim mi? Bebeğimiz acıkmıştır. Olur. Gelen giden yok. Ben bir garsona bakayım. Tamam. Lale, bu ne tesadüf? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Neler yapıyorsun? Aynı bildiğin gibi Ersin. Anneme çalışmaya devam ediyor. Hadi bana şeyi anlat. En son ilişkin ne kadar sürdü? Ladies first. Ya, ay, ay ne kibar çocuksun ya. Tamam, ben anlatayım. Sene 2012. 5 yıl olmuş ya. Kapımızın. Ne? Kapımızın. İyi oldu buradan belli. 2016. Da. Eksi. Kaç? 2012 kaç? 12. 4. Evet. Bak ben seni denedim. Bakalım biliyor musun, yapabiliyor musun eksi artı onu denedim. Ya canım benim, bir de beni düzeltiyor ya. Tamam. Anlatıyorum. Adı Ersin'di. Avukattı. Temiz yüzlü de bir çocuktu ama ne bileyim ben, karakter yoksun çıktı işte. Bu beni aldattı. Başka bir kadınla beraber oldu. Ama ben de şeyi bekliyorum. Dur, onu anlatayım sana. Evleniriz herhalde dedim yani, hani takar bana yüzüğü. Biz evleniriz dedim ama. Vay, biraz ağır olmuş ha. Biraz mı? Ya çocuk beni paket etti diyorum. Ben biraz diyor ya. Hayatım kaydı. Tamam. Bayağı bir ayrılmış. Ama ben çok ödün verdim ya. Bu ilişkide ben ona çok ödün verdim. Ondan böyle yaptı. Biliyor musun? Ben ne hayaller kuruyordum. O hep yani eziyordu beni. Başkalarının yanında küçük düşürüyordu. Sonra zaten aldattı, bıraktı. Ay. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse Ali, karanlıklardan çıkmalıyım.